Evet, toplantımızın ikinci oturumuna başlıyoruz. Tahminimizden çok fazla soru geldi. Bunları bir kısmı konuşmacılarımızın konularıyla alakalı olmadığı için elemek zorunda kaldık. Bunun dışında bu kadar soruyu cevaplandırmaya mutlaka çalışacağız ama zamanımız el vermez ise bunları daha sonra o da sizlere işte mail yoluyla veya başka bir iletişim kanalıyla cevaplandırılamayan soruları mutlaka cevaplandıracaktır. Öncelikle ben iki tane elimdeki soruyla başlamak istiyorum. Bunlardan ilki Sayın Ali Pala sormuş. Aktif ve pasifi ile hisse devrinde devirden önceki borçtan devreden ortak sorumlu mudur? Şimdi hisse devrinde aktif ve pasif ile devir diye bir şey söz konusu değil. Aktif ve pasif şirketlerin mal varlığına ilişkindir. Soru eğer anonim şirket hissesi ise devredildiğinde şirket borçlarından dolayı anonim şirket ortaklarının bildiğiniz gibi sorumluluğu yok. Eğer limited şirkete ilişkinse kamu borçları dışındaki borçlardan dolayı yine limited şirket ortaklarının herhangi bir sorumlulukları bulunmuyor. Ama kamu borcu söz konusu olduğunda amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun uyarınca devreden ortak olduğu döneme ilişkin kamu borçlarından dolayı devralanla birlikte müteselsil olarak sorumlu. Diğer bir soru Ahmet Seki Bey'e ait. 5 kişilik AŞ'de ortaklardan biri ayrılırsa genel kurulda belirtirsek yeterli olur mu ve yönetim en az kaç kişiden oluşur? Şimdi anonim şirkette ortağın ayrılması ancak hisse devriyle olur. Başka türlü limite şirkette olduğu gibi şirketten çıkma veya çıkarılma söz konusu değil. Ortaklardan bir tanesinin ayrılmasından benim anladığım şu. Ortaklardan bir tanesi payını mevcut ortaklara vererek 4 kişiye düşüyor. Bunu anlıyorum. Bunun genel kurulda belirtilmesine de gerek yok. Pay, yönetim kuruluna bildirilir, pay defterine tescil edilir. Çünkü genel kurulda pay devirlerine ilişkin herhangi bir bildirim yapılması zorunluluğu yok. Yönetim en az kaç kişiden oluşur? Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağı yazılıysa o kadar kişiden oluşacaktır. Pay devrinin bunda herhangi bir önemi söz konusu değil. Evet, ben isterseniz yine konuşma sırasına göre öncelikle Nilgün Hanım'a sözü vereyim. Buyurun. Evet, sanırsam tavsiyemize uymuşsunuz. Bir avukata sormuşsunuz. Bayağı soru var çünkü. Dolayısıyla Ali Bey galiba sunumun başında böyle bir tavsiyede bulunmuştu. Başlayalım. Çoğu soru isimsiz. O yüzden isim okumuyorum. Yönetim kurulu faaliyet raporunun son hazırlanma tarihi 28.2.2013'ti. Tamamlanmamış olmasının herhangi bir yaptırımı var mı? Faaliyet raporunun genel kurulda görüşülmesinden başka bir amacı var mı? Şimdi evet, faaliyet raporu genel kurulda görüşülüyor ama asıl amacı faaliyet raporunun genel kurulda görüşülmesi değil tabii ki. O yılki faaliyetlerinin, şirketin faaliyetlerinin özetlenmesi. Son yapılma tarihiyle ilgili herhangi bir idari veya adli para cezası veya bir müeyyide yok spesifik olarak yeni kanunda. Ancak tabii ki yönetim kurulu üyelerinin demin de bahsettiğim gibi genel bir sorumluluğu var konuyla ilgili. Kanunun emrettiği iş ve işlemleri yapmak durumundalar. Yapmıyorlarsa bundan doğacak zararı tazmin etmekle yükümlüler. Dolayısıyla genel bir sorumluluk maddesi olduğunu söyleyebiliriz. Çok alakalı mı bilmiyorum ama Suriye'den gelmiş, yaklaşık bir yıl burada oturan bir Suriye vatandaşı, burada şirket kurmak istiyor. TTK açısından ne gibi yükümlülüğü var? Hiçbir yükümlülüğü yok. Şirket kurma prosedürüne uymak durumunda. Türkiye'de yabancı sermaye konusunda bir kısıtlama yok. Dolayısıyla tek başına bir şirket kurmayı gerçekleştirebilir şu anda. İlgili belgeleri ticaret siciline vermek suretiyle. Cahit Yılmaz, tescili gerekmeyen genel kurul toplantılarına bir açıklık getirir misiniz? Anonim şirketlerde buna dahil mi?
Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu birçok soruda gördüm bunu. Tüm genel kurul toplantılara tescile tabidir diye bir husus yok. Tescil ve ilanı gereken hususlar ilgili maddelerde, kanunda açıkça yazılıdır. Dolayısıyla siz bir genel kurulu yaparken neyin tescil ve ilana tabi olduğunu bakmak zorundasınız. Eğer birleşme yapıyorsanız, bölünme yapıyorsanız, nevi değişikliği, sermaye artırım ve benzeri hususları yapıyorsanız tescile tabidir. Bu konuyla ilgili maddeye bakacaksınız. Ama genel kurul tutanağının tamamı tescile tabidir diye bir husus yok. Ticaret sicilinin bunu değerlendirmesi lazım veya sizin değerlendirmeniz lazım bu genel kurulu yaparken. Anonim şirketler de buna dahil midir? Evet, bu hem anonim hem limited şirketler için geçerlidir. Tescile tabi hususları genel kurulu yapan sizler veya avukatlar tespit ederler. Ona göre tescile başvururlar. Bu genel kural. Burada Cahit Bey aynı zamanda öz sermayesini kaybetmiş bir şirket hakkında da soru soruyor. Öz sermayesini kaybetmiş olan şirketin yeni TTK'ya göre yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırarak mevcut sermaye ile devam kararı alabileceği gibi sermaye artış kararı da alabiliyor. Bu cümleden alarak yönetim kurulu genel kurulda daha pratik bir çözüm olarak daha sonra sermaye artışına kullanılmak üzere ortakların şirketten alacaklarının bir kısmını sermaye avansa dönüştürülmesi maddesi konulabilir mi? Nereye koyacak? Genel kurulama. Daha sonra sermaye eklenecektir. Bu genel kurulda sözleşme tarihli söz konusu olmadığı için bakanlık temsilcisi istenmesi gerekli midir? Bakanlık temsilcisinin istenmesi gereken haller açıktır zaten yönetmelikte. Sermaye artış maddesinde veya sermaye azalış maddesinde bakanlık temsilcisi isteniyor. Sermaye tamamlama söz konusu olduğunda bunu zaten genel kurul kararıyla yapıyorsunuz. Bakanlık temsilcisinin gerekmediği kanaatindeyim. Ama böyle önden genel bir madde yapayım da sermaye avansı olarak koyayım, sonradan bunu sermaye ilave edeyim. Sermaye avansı için zaten genel kurul kararı almanıza gerek yok. Sermaye avansı gelir. Akabinde siz genel kurul kararı ile ilgili işlemi yaparsınız. Ama önden hani bu sermaye avansı burada dursun diye bir genel kurul kararı almanıza gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Kemal Adıgüzel, faaliyet raporunun ilk iki ay içerisinde hazırlanması gerekiyor. Zorunluluğu ya da cezai müeyyidesi var mıdır? Demin de belirttiğim gibi hayır, genel sorumluluğu vardır yönetim kurulunun bununla ilgili. Onun dışında özel bir cezai müeyyidesi yoktur. Tek ortaklı şirkette ortak öldüğü zaman şirketin durumu ne olur? Varisleri mi ortak olur? Evet, bu miras hukukuna girer. Eğer ortak ölürse, varisleri varsa onlar veraset ilan belgesi çıkardıktan sonra resmi olarak bu şirketin ortağı olurlar. Şirket ortadan kalkmaz. Eğer mirasçısı yoksa o zaman şirketin münfesih olma durumu söz konusu olur. Sermaye artışında söz konusu fonlar nelerdir? Yedek akçe, önceki yıllar karları vesaire dahil. Şimdi fon, Türk Ticaret Kanunu spesifik olarak fonları tanımlamıyor. Şöyle söylüyor, iç kaynakların ne olduğunu söylüyor Türk Ticaret Kanunu, yeni Türk Ticaret Kanunu. Eskisinden biraz daha spesifik bu konuyla ilgili. İç kaynaklar da fonlardan ve yedek akçelerden oluşur diyor. Fonların tanımı daha çok sizlerin ilgili mevzuatında var. Benim hani nacizane hukukçu bilgimle fonlar işte gayrimenkul satış yardımından doğan fonlar, işte enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan fonlar gibi fonlardır. Buraya verebileceğim cevap hukukçu olarak bununla sınırlı. Ama dediğim gibi Türk Ticaret Kanunu fonun nereden oluştuğunu tanımlamaz. Sadece gerekçesinde ilgili mevzuatlara bakmak gerektiğini söyler. İç kaynağın fonlardan ve yedek akçelerden oluştuğunu söyler sadece. Sermaye artışında söz konusu fonlar nelerdir? Tamam, geçiyorum o soruyu. Tek ortaklıkta 7 günlük sürelere uyulmazsa yaptırımı var mıdır, nedir? Burada bir para cezası söz konusu diye hatırlıyorum. Çok emin değilim. Kanunun ilgili maddesine bakarsanız. Nama ve hamiline yazılı hisse senetleri arasında ne fark var?
Birisinin ama birisi hamiline yazılı. Yani birisinin üstünde isim yazıyor. Diğerinin üstünde yazmıyor. Kimin elindeyse senet onun şeklinde. O yüzden hamiline yazılı diyoruz. Mustafa Salman 2012 yılı için 2013'te bir dakika ben okuyamıyorum. 2012 yılı için 2013'te yapacağımız AŞ Genel Kurulu'nda denetçi raporu olmayacak mı? Şimdi 2012 yılı için 2013'te yapacağımız genel kurulda şu ana kadar her yıl verdiğimiz murakip raporları var ya, onlar olacak. Çünkü 2012 yılına ilişkin yazacak. 2013'te yapacağınız genel kurulda yeni bir murakip atamayacaksınız. Eğer kıstaslara uyuyorsanız şirket olarak bağımsız denetçi atayacaksınız. Ama dediğim gibi son kez murakip raporunu 2013 yılında yapacağınız genel kurulda vereceksiniz. 2012 yılı için yapacağımız 2013'te AŞ Genel Kurulu'nda esas sözleşme değişikliklerini iç yönergeyi gündem maddesi olarak alacak mıyız? Eğer bir evet, cevabım evet. İç yönergeyi zaten 2013 yılı içerisinde yapacağınız genel kurulda yapmanızı istiyor sicil ilgili yönergesi, ilgili yönetmeliği. Esas sözleşme değişikliklerini de Mehmet Bey'in anlattığı çerçevede esas sözleşme değişikliği yapıyorsanız bunu da evet aynı genel kurulda geçirebilirsiniz. Şirket ortağının imza yetkisi 10 Mart tarihinde dolmaktadır. Genel kurul yapılıp imza yetkisi henüz uzatılmadığı için limited şirkette imza yetkisi müdürler kurulu kararı ile alınabilir mi? Zaten şimdi limited şirketlerde bugüne kadar aldığımız kararlar ortaklar kurulu kararıydı. Dediğim gibi bu konuların, bu ortaklar kurulu kararının genel kurul tutanağı olarak sayılacağı ya da genel kurul mu sayılacağı konusunda sicilin kafası bugün halen karışık. Bu tür bir değişikliği eğer özel bir müdürler kurulu atamadıysanız limited şirkette, çünkü bugün halen ortaklar kurulu kararlarıyla devam ediyoruz. Ama bir müdürler kurulu ataması yapmadıysanız ilgili kararı da ortaklar kurulu kararı olarak alacaksınız. Limited şirket nevi değiştirip şahıs olursa tasfiye yapılabilir mi? Yani evet, nevi değiştirebilirsiniz ya da nevi değişikliğine gerek var mı bu noktada bilmiyorum. Çünkü limited şirket olarak kalmak suretiyle de tasfiyeye girebilirsiniz. Ben sizinle ilgili bir soruyla cevapladım Nerzan Hanım ama geçtim. Çok 28 Şubat'a kadar hazırlanması gereken faaliyet raporu noterden onaylatılmalı mı? Hayır, noter onayı değil, genel kurulun onayına sunulması gerekiyor faaliyet raporlarının yönetim kurulu tarafından hazırlanmak suretiyle. Genel kurul toplantı tutanağına ve Haziran cetveline varsa bakanlık temsilcisi ve divan başkanı dışında oy toplama memuru ve yazman imzalayacak mı? Evet, imzalayacak. Firma kaşesi kullanılacak mı? Evet, Haziran cetveline firma kaşesi konuluyor ama genel kurul tutanağına konulması gerekmiyor. Limited şirketlerde genel kurul kağıtları notere tasdik ettirilecek mi? Çağrı ticaret sicilden zorunlu mu? Evet, çağrıyı ticaret sicilinden yapmanız gerekiyor, zorunlu. Kağıtları dediğiniz limited şirketlerde genel kurul evrakı, ki bu konuda dediğim gibi şu anda ortaklar kurulu kararını kastediyoruz. Notere tasdik ettirilecek mi? Hayır, ama tescile tabi bir husus ise noter tasdikli onayını alıp
tescile öyle götürmeniz gerekir. Yoksa her ortaklar kurulu kararı noter tasdikinden geçirilecek diye bir kural yok. Limited şirket olağan genel kurulu yaptığımızda tutanağı karar defterine yapıştırmak ve noteri onaylatmak zorunlu mu? Zannedersem cevap verdim az önce. Tescil zorunlu olmadığı için. Aynı soru. Anonim şirketlerde iç yönerge genel kurul tutanağına kabul edilerek ilave edilir. Bu konu esas sözleşme talili niteliğinde midir? Galiba bu beyefendi ile konuştuk az önce. Hayır, esas sözleşme talili niteliğinde değildir. İç yönerge ayrı bir husustur. Yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur. Genel yönetim kurulunun imzasını gerektirir hazırlanan iç yönerge ama genel kurul tarafından onaylanır. Akabinde de tescil ve ilan edilir ama bir ana sözleşme değişikliği niteliği taşımaz düşüncesindeyim. Limited şirket genel kurulları için iç yönerge hazırlanacak mı? O da sitesine konulmamış. Hayır, limited şirketler için bir iç yönerge zorunluluğu yok. Dolayısıyla o nedenle konulmamıştır. AŞ ve limited şirketlerde TTK'ya uyum sağlamak için, evet pardon. AŞ'lerde yönetim kurulu seçimi varsa bakanlık komiseri gerekli midir? Hayır, bu husus bakanlık komiserini gerektiren hususlar arasında sayılmamıştır. Ama şirketin türüne, tipine bakmanız lazım. Eğer orada sayılan şirket tiplerindense o zaman her hal ve karda bakanlık komiserini çağırmanız gerekiyor. Bağımsız denetim zorunluluğu yoksa genel kurulda denetçi seçimi ve denetçi raporu gerekli midir? Değildir. Bağımsız denetim zorunluluğu yoksa 2013 için bir denetçi seçmek zorunda değil o şirket. Olağan genel kurul toplantılarının tescili zorunlu mudur? Bu konularda kavram kargaşası var. Bu konuyu galiba az önce cevapladık. Tescile tabi midir, değil midir belirli hususlar? Onları çek etmek durumundasınız kanundan. 2010, 2011, 2012 yılları genel kurulu birlikte yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. 2010 ve 2011 yılı genel kurulu yapmadan 2012 genel kurulu yapabilir miyiz? Hayır, yapamazsınız. Sicil buna izin vermez. Tüm genel kurulları birlikte yapabilirsiniz aynı tarihte ama birilerini yapmadan diğerine geçemezsiniz. Komiser gerektirmeyen genel kurulların uygulamada örneği yapıldı mı? Evet, yaptık. AŞ için tescilde bir sorun çıkmaması açısından yaptık. Komiser gerektirmediği açıkça yazılı zaten yönetmelikte. Dolayısıyla bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Tekrar ediyorum, şirketin türüne bakmanız gerekiyor. Şirket türleri çok önem arz ediyor bu konularda. Genel kurullarda faaliyet raporları asgari içerikte belirtilen şekilde olmazsa ne olur? Şimdi bununla ilgili zaten bir tebliğ çıktı. Faaliyet raporlarının asgari içeriği belli. O tebliğdeki asgari içeriğe uymanız gerekiyor. O asgari içerikten daha fazlasını yazabilirsiniz faaliyet raporlarına. Ama bu tebliğdeki asgari içeriğe de uymak gerekiyor. Aksi takdirde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu olacağını düşünüyorum. Bağımsız denetime tabi olmayan AŞ'lerde yönerge genel kurulda onaylanacak mı? Evet, açıkça yazıyor. Yönerge genel kurulda onaylanacak, bağımsız denetime tabi olmasa dahi. Tescil ve ilana verilmesi zorunlu evraklar nelerdir? Şimdi bu konuyla ilgili bir kere genel kurulda hangi evrak, yani demin dediğim gibi tescil ve ilana tabi midir bazı hususlar, ona bakmanız gerekiyor. Her genel kurul tescil ve ilana tabi değildir. Genel kurulla ilgili hangi evrakları vereceksiniz, o da ilgili yönetmelikte açıkça tek tek sayılıyor. Genel kurulun müzakere defterine yazılan karar noterce tasdik olunacak mı? Hayır, tescile tabi bir husus olmadıkça otomatik bir noter tasdiki aramıyor kanun. İç yönergeyi kim imzalayacak? Yönetim kurulu imzalayacak ve genel kurulun onayına sunacak. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerde murakip denetimi veya denetim raporu olacak mı? Hayır, olmayacak.
Genel kurul evrakları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na verilecek mi? Tescile tabi olup olmadığına bakacaksınız. AŞ ve limited şirketlerde faaliyet raporu tescile tabi midir? Değildir. Genel kurulun onayına tabidir. 6000 sayılı torba yasası kapsamında özel fonlar hesabına alınan tutarların ortaklara dağıtılması için genel kurul kararı almak zorunlu mudur? Konuyla ilgili bir ayrıntı var. Yeni kanunda diyor ki taahhüt edilen, ortaklar tarafından taahhüt edilen sermaye, yani nakit bir sermaye söz konusu ise öncelikle fonlar ve yedeklerdeki tutarların sermayeye eklenmesi, akabinde nakit sermaye artışı yapılması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu tür bir sermaye artışı yapacaksanız, yani önce iç kaynaklarınızı sermaye ekleyip akabinde nakit sermaye artışı yapacaksanız genel kurul kararı almak zorunlu. Evet. Limited şirket genel kurulunu tescil ve ilan ettirecek miyiz? Hayır. Şu anda tescil ve ilana tabi bir husus değilse ettirmeyeceğiz. Şimdi bir tane şöyle küçük bir not geldi ama okumakta bayağı bir zorlanıyorum. 2012 genel kurulumuzun 27.3.2013'te çağrılı olarak yapıyoruz. Gazete ve ticaret sicile ilan verdik. İnternet sitesine koymadık. Sunumunuzda bahsettiğiniz kurumlardan değiliz veya sermaye ve gibi yok. Bakanlık temsilcisi talebinde bulunduk, kabul edildi. Bir sorun yaratır mı? Şimdi bakanlık temsilcisi talebinde bulunmanız gerekmiyordu. Bulunduysanız artık kesin gelir o komiser. Onda yapacak bir şey yok. İnternet sitesine koymanıza gerek yok. Doğru yapmışsınız çağrıyı. Çünkü denetime tabi şirketlerden değilsiniz. Faaliyet raporu konusunda Mart sonuna kadar yapılacak genel kurulda eskisi gibi olabilir. Mart sonrası için yenisi gibi olacak dendi. Anlamadım soruyu. Belki soru sahibi izah edebilir. Bilançonun genel kurulda onaylanmasında bir sakatlık var diye düşünüyorum veya zaman alacak. Nedeni ise kurulun kurumlar vergisini en geç 25.4.2012'ye kadar veya bilmem örneğin genel kurulun Mart'ta 50.000 TL'ye kadar, vallahi anlamadım. Soru sahibinden alabilirim soruyu veya daha sonra cevaplayabiliriz. 2011 genel kurulunda 3 yıllığına denetçi seçtim. Bağımsız denetime tabi değiliz. 2012 genel kurulunda denetçi için ne yapmalıyız? Ticaret sicili diyor ki denetçi seçimi yapma yoksa tescil edilmez. Doğrudur. Bu soru daha bugün bize de geldi. Ticaret sicili bunu tescil etmiyor. Çünkü artık denetçi seçmek zorunda değilsiniz. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. İç yönerge örneğini ekrana bakıp genel olarak geçilebilir mi? Eğer vaktiniz varsa. Yok. Yani yok ama danışmanlık verelim istiyorsanız. Bu kadar benim sorular. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Müge Hanım. Bir galiba şu soruyu cevaplan. Hayır, şirket müdürünün yabancı uyruklu olması durumunda Türkiye'de ikamet tezkeresi yok. TC uyruklu müdür atanması şartı devam ediyor mu? Hayır, etmiyor. O kalktı. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Şu anlaşılıyor. Şöyle bir gözlemde bulundum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama denetçi olmamasına hala inanamıyoruz. Yani bağımsız denetçi, bağımsız denetime tabi şirketler dışındaki şirketlerin denetçi seçmemesine hala inanamıyoruz. Ama bu bir gerçek. Yani gerçekten artık Türkiye'de denetimsiz şirketler devri açıldı. Eskiden bir çaycımız da olsa, şoförümüz de olsa, müstahdemimiz de olsa bir denetçi vardı. Şimdi artık o da yok. Yani şekli olarak da zaten esaslı bir denetim yoktu. Şekli olarak vardı. Demin söylediğim kişiler gibi seçildiği zaman. Şimdi artık o da yok. Ama buna kanıksayalım artık.
bağımsız denetime tabi olan şirketler dışındaki şirketlerin denetçi seçmelerine gerek yok. Mevcut denetçilerin görev süreleri de 31 Mart 2013 yani bu ayın son son günü sona erecek ve 2012 genel kurullarında yani 2013 yılında yapılan 2012 yılına ilişkin genel kurullarda son kez denetçi raporlarını onaylayıp denetçileri hayatımızdan çıkaracağız, jübilelerini yapmış olacağız. Şimdi ben yine aynı sırayla sözü Mehmet Bey'e bırakıyorum. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ederim hocam. Ben de hızlıca sorular üzerinden geçeyim. Birçok soru aslında cevaplanmış olabilir. Hızlıca geçiyorum o yüzden. Tek kişilik anonim şirketlerde ve çok ortaklı anonim şirket genel kurul toplantılarında denetçi seçilme mecburiyetleri var mıdır? Evet, vardır. Burada bakmamız gereken 2011 ve 2012 yıllarında eğer Bakanlar Kurulu'nun belirlediği kriterleri sağlıyorsak bağımsız denetime tabi bir şirketiz. Bağımsız denetime tabi bir şirketse genel kurul tarafından her faaliyet dönemi için bağımsız denetçiyi seçmemiz lazım. Eğer Bakanlar Kurulu kararında belirlenen şartlara sahip değilsek o takdirde denetim yok, denetçi seçme mecburiyetimiz yok. Burada tabii ana sözleşmede ihtiyari olarak kanun işin özüne kurumsal yönetimi koyduğu için ihtiyari olarak şirket yönetimi, yönetim kurulu bir iç denetim mekanizması öngörebilir. Ana sözleşmede bu tip hükümler konulabilir. Böyle hükümler varsa tabii ana sözleşme kanun emredici hükümlerine aykırı olmak koşuluyla uygulanabilir. İkinci sırada uygulanabilir olacağı için böyle bir ana sözleşme hükmü varsa denetçi seçimini ayrıca zaten sözleşme bazında düşünmek, değerlendirmek lazım. Bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerde murakıplık kaldırılması. Bu cevaplandı biraz önce. Murakıplık denetçi kavramı yok. Artık bağımsız denetim kavramı var. Burada Bakanlar Kurulu kararını takip etmek. Oradaki üç gruba giriyor mu şirket, girmiyor mu ona bakmak lazım. Anonim şirket sözleşmesi 1975 yılında yazılmış ve maddeler iç içe geçmiş durumda. Yeni TTK'ya uyumlu hale getirmek yerine tip ana sözleşmeyi tadil tasarısı şeklinde alıp yazsak bu mümkün mü? Evet bu mümkün. Yalnız burada şöyle bir yani genel kurulun sonuçta ana sözleşmeyi tamamıyla değiştirme etkisi var. Bu yapılabilir genel kurul kararıyla. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Müktesep hak varsa eğer yani 75 tarihinde bir ana sözleşme yazdık. Eğer müktesep hak varsa bu ana sözleşmeden doğan bu müktesep hakları kaldıramayız. Müktesep hak sahibinin rızası olmadıkça konulara dikkat etmek lazım. Böyle konular daha sonra itilaf konusu olabiliyor. Bağlı şirket yönetim kurulu 31.3.2013 tarihine kadar hakim ve diğer şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenlemek zorundadır hususunu açıklayabilir misiniz? Evet kanunun 199. maddesiydi yanlış hatırlamıyorsam orada bağlı şirket raporu diye yeni bir raporlama yükümlülüğü geldi. Bu aslında şirketler topluluğu denen yeni konseptin bir uygulaması. Nedir o? Yani şirket topluluğu belirleyeceğiz. Toplulukta hakim şirket kim, bağlı şirket kim bunları belirleyeceğiz. Bağlı şirket olarak belirlediğimiz şirketlerde yönetim kurulu her faaliyet dönemin ilk 3 ay içerisinde takvim yılı ise eğer faaliyet dönemi Mart sonuna kadar bir bağlılık raporu düzenleyecek. Bağlılık raporunda bağlı şirketin hakim şirketle ve diğer bağlı şirketlerle olan iş ve her tür hukuki işlemini açıklar diyor. Her türlü hukuki işlemini alınan veya alınmasından kaçınılan önlemleri açıklar diyor. Böyle bir rapor yazılması zorunlu. Hatta bu raporun sonuç kısmı olacak. Sonuç kısmında bir yönetim kurulu beyanı olacak. Yönetim kurulu beyanı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporuna da yazılması gereken bir husus. Buna dikkat etmek lazım. Bağlılık raporu tescil ve ilana tabi değil. Rapor olarak bir yere sunulmak zorunda değil. Yani genel kurulda dahi rapor olarak görüşülüp onaylanmayacak. Sadece yıllık faaliyet raporunda beyan kısmı olduğu için o kısım değerlendirilmiş olacak. Bağımsız denetime tabi bir şirketse bağımsız denetime tabi bir rapor değil. Ama tabii bağımsız denetçi yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun finansal tabloları ilgilendiren kısmını denetleyeceği için bağlılık raporu da aslında o kapsamda değerlendirilip bağlı şirketten talep edilebilir. Rapor düzenlenmemesinin bir cezası var. 562. maddede 200 günden az olmamak üzere adli para cezası. Dolayısıyla hani diğer raporlardan biraz daha farklı bir boyutu var bu bağlılık raporunun. Dolayısıyla 31.3.2013'e kadar evet bu raporu hazırlamamız gerekiyor. Raporun formatı yok. Hani yıllık faaliyet raporuyla ilgili bir yönetmelik çıktı. O yönetmelikteki asgari unsura riayet etmemiz gerekiyor. Ama bağlılık raporuyla ilgili şimdilik böyle bir uygulama yok. Burada hani MEAS Kanunu, Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu, hani ona gidip Almanya uygulamalarından örnekler temin edilebilir.
Limited şirketlerde genel kurul yapmadan kar dağıtımı yapılabilir mi? Yapılamaz. Kar dağıtımı yapılması için genel kurul kararı, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerinden. Limited şirketlerde sermaye artışı ve azalışı yapılabilmesi için genel kurul yapılması gerekli midir? Evet, gereklidir. Bir ana sözleşme tadili gerektirdiği için o da genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerinden. Geçtik. Anonim şirket ve limited şirketlerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyum sağlamak için ana sözleşmenin esas sözleşmeye çevrilmesi, limited şirketlerde şirket sözleşmesine çevrilmesi gibi zorunlu değişikliklerin yapılması hususunda hükümet temsilcisi çağrılması gerekir mi? Bu bakanlık tarafından bakanlık temsilcisinin hazır bulunması zorunlu genel kurullara ilişkin tebliğdi yanlış hatırlamıyorsam. O tebliğde hangi genel kurullarda temsilcinin bulunmasının zorunlu olduğu açıklanıyor. Bu değişiklikler o kapsamda değil. Yani bir ana sözleşmede sermaye artışı yapmıyorsak veya amaç konuda bir değişiklik yapmıyorsak temsilci çağırmamız zorunlu değil. Burada belki şunu değerlendirmek lazım. Ortaklar arasında bir itilaf varsa veya ortaklarla yönetim arasında itilaflar varsa bu tip genel kurul toplantılarında komiser bulunması faydalı olabilir. Hem toplantı yönetimi anlamında orada toplantı nizamının sağlanması hem de ileride olası bir itilafta ispat hukuku açısından problem yaşanmaması için o tavsiye edilebilir ama onun dışında bir zorunluluk yok. %90 payı belediyeye ait bir anonim şirket. Bağımsız denetçi tutmak zorunda mı? Ciro, çalışan sayısı ve aktif toplamı belirlenen kriterlerin altında. Şimdi orada Bakanlar Kurulu'nun kararında 3 ayrı grup var, öyle diyelim. Hani birinci grup hani anonim veya limited şirket işte asgari unsur olarak işte net satışlar 200 milyon ve üzeri olacak. Aktif toplamı 150 milyon lira ve üzeri olacak. Veya işte çalışan sayısı 500 ve üzeri olacak. Bu asgari şartlardan iki tanesini iki faaliyet dönemi üst üste sağlıyorsa şirket bağımsız denetime tabi diyoruz. Bu birinci grup. İkinci grup hiç kriterlere bakmıyoruz. Doğrudan bağımsız denetime tabi. İşte halka açık anonim ortaklıklar, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama gibi regüle alanda faaliyet gösteren şirketler. Tabii enerjiyi ayıralım o da regüle ama o üçüncü gruba giriyor. Bir de üçüncü grup şirketler var. Üçüncü grup şirketlerde kriterler var ama ilk birinci gruptaki kriterler yarısı alınarak uygulanıyor genelde. Böyle baktığımızda belediyelerin iştirakleri, bağlı ortaklıkları veya bu gruba giriyor. Dolayısıyla kriterleri sağlamıyorsa eğer yine bağımsız denetçi seçilmesi zorunlu değil ama onun takip edilmesi lazım. Çünkü kriterler geçildiği dönem üst üste iki dönem bağımsız denetim yükümlülüğü olacak. Bağımsız denetim yükümlülüğü olup da bağımsız denetçi olmamasının ciddi sonuçları olabilir. Mali tablolar hüküm ifade etmiyor hukuken. O önemli bir yaptırım. Ona dikkat etmek lazım. 80'li yıllarda kurulan 34 maddeden oluşan anonim şirket ana sözleşmemizi yeni TTK'ya uyum çerçevesinde pratik olarak nasıl işlem yapmamızı önerirsiniz? Yani burada aslında biraz önce 75 tarihli vardı. 84 çok farklı değildir herhalde. Burada karşılaştırmayı iki açıdan yapabiliriz. Bir, yeknesak bir ana sözleşme istiyor muyuz? Yani aslında kanunun istediği şey biraz, daha doğrusu kanun koyucunun istediği şey, şirket ana sözleşmelerinin biraz daha tek tip hale gelmesi, çok büyük farklılıklar olmaması. Zaten hem anonim şirket hem limited şirket için buna ilişkin özel hüküm de sevk etti. Artık ana sözleşmede kanunun izin verdiği düzenlemeler dışında değişiklik veya düzenleme yapılamaz şeklinde. Yani çok sapılmasına müsaade etmiyor. Tabii kurumsal yönetim anlamında farklı düzenlemeler yapılabilir. Onu engellemek değil niyet ama çok da farklılaşsın istemiyor. Hani bu amaçla bir şirket ana sözleşmesi daha basitleştirilebilir. İşte bakanlığın önerdiği metne uyumlaştırılabilir. Tabii bunu yapmak için yapılması gereken iptal edilecek hükümler varsa bunları da ayrıca değerlendirmek lazım. Orada müktesep haklara dikkat edeceğiz dedik. Bu yapılabilir. Hani basit bir şekilde. Bir diğer düzenleme ihtiyari değişiklikler yapılabilir. Yani şirket özelinde işte diyelim ortak sayısı ile ilgili bir düzenleme yapılabilir. Yönetim kurulu üye sayısı ile ilgili bir düzenleme yapılabilir. Bunlar zorunlu değil ama istenirse yapılabilir. Bu değerlendirilebilir şirket özelinde. İşte kayıtlı sermaye sistemi dedik o uygulanabilir. Yönetim yetkisinin devri düşünülüyorsa buna ilişkin ana sözleşme hükmü konabilir. Dolayısıyla bu da ihtiyari unsurlarda şirket bazında değerlendirilebilir.
Tabii hocam. Şirket sözleşmesindeki, şirket esas sözleşmelerindeki değişikliğin tek bir yolu var. Pratik bir yol sormuştunuz. Sözleşmemizi önümüze alacağız. Kanunumuzu açacağız. Önümüze ikinci mevzuatları yayacağız. Ve madde madde gideceğiz. Ve kanunu çok iyi bileceğiz. Örneğin, şirket sözleşmenizde, genel kurullarda pay sahiplerinin sadece diğer pay sahiplerini temsilci olarak atayabileceğine dair bir hüküm varsa, bu yeni ticaret kanununa göre yasaktır. Bu esas sözleşme hükmü yasaklanmıştır. Bu da genel kurullara ilişkin bir maddenin, şu anda madde numarası aklımda değil, üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçer. Dolayısıyla şirket sözleşmelerini yeni ticaret kanunu uyarlayabilmek için yeni ticaret kanunu artı ikinci mevzuatları çok çok iyi bilmek lazım. Bunun da tek yolu dediğim gibi madde madde bütün kanun maddelerinden de takip ederek gitmek. Bunun başka pratik bir yolu yok. Örneğin şirket sözleşmesinde Mehmet Bey konuşmasını örnek olarak verdi. Pay devrini sınırlandıran bir hüküm varsa bunun yeni ticaret kanundaki sınırlandırma kurallarına uygun hale gelmesi lazım. Bunun için de sınırlandırmaya ilişkin kuralları bilmek lazım. Dolayısıyla bu konuda da çok dikkatli olmakta fayda var. Özellikle müvekkillerinizi ya da mükelleflerinizi, siz o kelimeyi kullanıyorsunuz. Mükelleflerinizi de yapılacak ihtiyari, özellikle limited şirketlerde belki isteğe bağlı hususları şirket sözleşmesine koymak isteyebilirler. Mesela ortaklardan bir tanesine veto hakkı verilmek istenebilir. Yeni ticaret kanunumuza göre pay devrinde ortaklar kurulu onayını kaldırabiliyorsunuz şirket sözleşmesiyle isterseniz. Mesela bu büyük bir kolaylık. Acaba bunu ister mi ortaklarınız? İstemez mi? Dolayısıyla mükellefleriniz, devamlı mükellefle beraber çalışmak hükmü altındasınız ve onları uyarmak zorundasınız. Şöyle bir imkan var, koyalım mı? Şu yeni ticaret kanununda yasak, bunu çıkaralım, yerine şöyle bir düzenleme mi koyalım? Yani bunun başka yolu maalesef söz konusu değil. Pardon, araya girdim ama. Yok, estağfurullah hocam. Katılıyorum yani. Bu iş bir sözleşme mühendisliği aslında yani. Yazdığımız şey sonuçta yarın öbür gün taraflar, ortaklar arasında hak ve hüküm ifade edecek. Dolayısıyla bir itilaf, olası itilafta veya olası hak iddialarında esas alınacak olan metin. Yani bu işin anayasası aslında şirket esas sözleşmesi olacak. O gözle bence değerlendirmek lazım. Mevzuatı da gerçekten o detayda bilip hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Limited şirket ana sözleşmesinde birden fazla müdür mevcutsa, bu müdürlerin bir tanesinin müdürler kurulu başkanı olması gerekiyor ve alınacak kararlarda müdürler kurulu başkanının oyunun daha değerli olduğu, özellikle %50 ortak iki kişinin şirkette karar alması söz konusu olduğunda müdürler kurulu başkanının oyuna göre karar alınacağı için diğer ortak mağdur olabilir. Bu konu yetki maddesinde nasıl aşılabilir diye bir soru gelmiş. Şimdi limited şirketlerde evet böyle bir düzenleme var. Yani başkanın oyu fazla sayılıyor, öyle diyelim. Başkanın oyu esas alınıyor. Yani iki müdürün olduğu yerde böyle bir problem olabilir. Ama şirket ana sözleşmesiyle bunun aksi düzenlenebilir. Dolayısıyla ana sözleşmede bu yapılabilir. Yani anonim şirketlerde olduğu gibi bir düzenleme olabilir. Hani örnek madde nasıl aşılacağı sorulmuş çünkü. Hani öyle olabilir. Oylar eşitse öneri reddedilmiş denebilir. Ama orada da yine öneride bulunmayan diyelim. Hani öneride bulunmayan istediği olmuş olur. Yani şirket özelinde buna bir çözüm düşünmek lazım ama ana sözleşmeyle düzenleyebiliriz aksini. Limited şirket ana sözleşmesinde şirket konusu her türlü amaç için kurulabilir olarak belirtildiğinde meşgalelerin ayrıntılı olarak ana sözleşmeye konulmasına gerek var mı? Şirket ana sözleşmesinin kısa tutulması adına esaslı unsurları muhakkak belirtmemiz lazım. Yani işletme konusunun esaslı unsurunu mutlaka belirtmemiz lazım ki o zaten ticaret ünvanında da yazmak zorunda. Onda o anlamda bir değişiklik yok. Onu yazdık ama onun dışında hani lisanslı faaliyetler hariç olmak üzere diğer her türlü ticari faaliyette bulunabiliriz diyoruz. Limited şirket 2011 yılı 600 bin TL karı var. Bu karı 3'e bölüp 3 yıl içinde kar dağıtımı yapabilir miyim yoksa tek seferde mi yapmalıyım? Hani şimdi
dönem kârı ile ilgili bir konu değil bu. 2011 yılı kârı. Bununla ilgili hani geçmiş yıl kârı olarak biz bunu bilançoda zaten öz kaynakların altında olağanüstü yedekler olarak ya da geçmiş yıl kârları olarak izliyoruz. Hani bunu şirketin zararı da olmadığını düşündüğümüz durumda ya da geçmiş yıl zararları kapatıldığını varsaydığımızda artan kısım olarak düşündüğümüzde şirket genel kurulu dilediği gibi kâr dağıtımına konu edebilir. Bir defada, üç defada. Onda bir sınırlama yok. 2008'de nakit arttırılan sermaye taahhütleri halen yerine getirilmedi. Müeyyidesi veya süresi var mı? Yani sermaye şirketlerinde bu konuya değinmeye çalıştım. Burada eğer ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa aslında şirketin sermaye taahhüdünü zamanda yerine getirmeyen, bir diğer ifadeyle temerrüde düşmüş ortağa, ortaktan faiz talep etmesi gerekiyor. Ana sözleşmede belirtilerek üzerine cezai şart da uygulanabilir faizin ötesinde. Dolayısıyla hani kanunda temerrüt faizi diye bir ifade var. Temerrüt faizi istenir diye. Hani buradaki öneri şu olabilir. İstenmesi düşünülmüyorsa ana sözleşmede faiz istenmeyeceğine dair bir hüküm konabilir. Aksi takdirde dediğimiz gibi örtülü kazanç konusu gündeme gelebilir. AŞ kuruluşunda bir başka şirkete ait gayrimenkul aynı sermaye olarak konulursa ne gibi şartlar bulunmaktadır? Şimdi kanunda hatırlayacak olursak ilk 6102 yasalaştığında aslında şu an daha doğrusu eski ticaret kanunu döneminde mahkemenin atadığı bilirkişiler eliyle yapılan birçok işlemi işlem denetçisine vermişti. Bu yetkiyi işlem denetçisi kullanır demişti. Bir tek istisnası aynı sermaye koyma işlemiydi. Aynı sermaye koyma işleminde aynı sermaye olarak konulacak ekonomik kıymetin raiç değerinin belirlenmesini yine mahkemenin atadığı bilirkişilere vermişti o yetkiyi. Gerçi 6335 ile yapılan değişiklikte işlem denetçisi kaldırıldı. Şu an yok. Ama yine ilgili düzenlemelerde, alt düzenlemelerde diyelim, hani bu yetkileri daha ziyade meslek mensuplarına verme yönünde, emin mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlere verme yönünde. İşte şirket yeniden yapılandırmalarına ilişkin yönetmelik tebliği onların örneğinden biri. Ama aynı sermayede bir değişiklik yok. Orada hala mahkemenin atadığı bilirkişiler eliyle bir değer tespiti yaptırıp gerek ana sözleşmenin ilgili maddesini o rapora referans alıp kaleme almamız hem de ticaret siciline o belgeleri hem bilirkişi raporunu hem mahkeme kararını atama kararını sunuyor olmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla TTK'ya uyumlu hale getirilmeyen sözleşmeler için şirketler adına bir sıkıntı olmayacak. Yeni TTK hükümleri geçerli olacak. Doğru mudur? Doğrudur. Yani yaptırım olarak kanun bunu öngörmüş. Aykırı olan ana sözleşme hükümleri yerine ticaret kanunu ilgili hükümleri geçerli olacaktır demiş. Ayrıca yaptığımız ilandaki ana sözleşme değişiklik metnini genel kurulda tekrar değiştirebilir miyiz? Yani ilanlı bir genel kurul olup olmamasına göre değişir. Eğer tüm ortaklar hazırsa, oy birliğiyle bu kabul ediliyorsa hani bu gündeme madde eklenip bu tadil yapılabilir. Yani genel kurulda metnin üzerinde değişiklik yapabilir miyiz? Evet. Şirketlerin ana mukavelelerinde yama yapmamak için eski metni tamamen yazıp yeni metinde lüzumsuz maddeleri koymaz isek ana sözleşme sıfırlanmış olur mu? Olur ama yeni metin eski metni yazarken eski metinde yeni metinde yer almayacak hükümler varsa onlarda da iptaldir veya yeni metinde yoktur diye bir ifade düşmek lazım. Aksi takdirde karışıklık olabilir. Bunu bu şekilde yapmayı uygun görüyoruz. Bu durumda eski metinde görünüp yeni metinde gösteremeyecek olan maddeler için tadil metni kararında iptal edilmiş mi diyeceğiz? Evet. Anonim şirket için hazırlanacak yönetim kurulu raporu limited şirket için de hazırlanacak mı? Evet. Anonim şirket için yapılan yönelge limited şirket için hazırlanacak mı? Bu cevaplandı. Hayır. Benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e. Evet. Buyurun Lerzan Hanım. Şimdi ilk soru. Şirketi 3/1/2013 tarihinde tasfiyeye soktuk. Halen tasfiye halinde beyanı veriliyor. Hızlandırılmış tasfiyeye dahil edebilir miyiz?
Biliyorsunuz kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. 30-12 2012 tarihli resmi gazetede de tebliğ yayınlandı. Yani eğer siz tasfiyeye soktuk herhalde şartların oluşmadığı anlaşılıyor. Dediğim gibi hızlandırılmış tasfiye için 5 tane koşulun yer alması gerekiyor. Bunlardan işte sermayenin arttırılmamış olması, genel kurulların yapılmamış olması. Yani bu şartlar halinde hızlandırılmış tasfiyeden yararlanılabiliyor. Hızlandırılmış tasfiye sisteminde Maliye Bakanlığı tarafından gayri faal olduğu tespit edilen şirketlerin tasfiyesinde kolaylık sağlanacak mı? Şimdi gayri faal olması sadece yeterli değil. Burada dediğimiz gibi o tebliğde yer alan şartların varlığı halinde ancak hızlandırılmış tasfiyeden faydalanabiliyoruz. Burada ya Ticaret Sicil Müdürlüğü tespit ediyor ya da bildirim üzerine yani üçüncü bir kişi bildirebilir, ortaklar bildirebilir, alacaklılar bildirebilir. Maliye Bakanlığı tarafından gayri faal olduğu tespit edilip de bu şartların da olduğunu tespit edip de Maliye Bakanlığı böyle bir bildirim de yapar mı Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bunu bilmiyorum. Evet. Evet. Gayri faal olan bir anonim şirketin bilançosunda olağanüstü akçede birikmiş dağıtılmayan karlar var. Hızlandırılmış tasfiyeden faydalanır mı? Şimdi yine aynı sorunun cevabı yine aynı oluyor. Yani oradaki şartların gerçekleşmesi halinde ancak hızlandırılmış tasfiye hükümlerinden faydalanabiliyoruz. Eğer bilançosunda olağanüstü akçede birikmiş dağıtılmayan karlar varsa da bunu tasfiye memuru bununla ilgili işlem yapacak. Eğer alacağı, eğer varlığı borçlarından fazlaysa dağıtacak. Eğer tam tersi ise iflası için alacaklara başvuracak. Mevcut 5 kişilik bir anonim şirket ortaklardan birisinin ölümü halinde ortak sayısı 4 kişiye düşmüştür. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz? Yönetim kurulu üye sayısını kaç kişiden oluşturmamız zorundayız? Şimdi 5 kişiden 4'e düştüyseniz herhangi bir problem yok. Ancak 1 kişiye düştüyseniz mutlaka tek ortağın yani tek kişilik ortağın o tek ortağın tescil ve ilanı gerektiriyor. 4 olabilirsiniz, 3 olabilirsiniz, 2 olabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir tescil ve ilan yükümlülüğünüz yok. Ancak 1 olmasında var. Yönetim kurulu üye sayısı 1 kişiden de oluşabilir. Yönetim kurulu gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Faal olan bir limited şirketi tasfiyeye karar verdiğinde yeni TTK hükümlerinden yararlanmak suretiyle en kısa sürede tasfiyesini 6 ay bitirebilir mi? Nasıl? Faal olan bir limited şirketten bahsediyorsak eğer de bu şartlar yoksa yine bahsettiğim tebliğde ve kanun maddesi 6335 sayılı kanunun geçici 7. maddesinde yer alan şartlar ve tebliğde yer alan şartlar mevcut değilse hayır. Hızlandırılmış tasfiyeden faydalanamazsınız. Ama normal tasfiye hükümleri tabii ki uygulanacaktır. Yüzüstü bırakılan şirketlerdeki dağıtılmamış karların durumu yine aynı şekilde burada hızlandırılmış tasfiye söz konusuysa tasfiye memuru eğer atanırsa o zaman yani tasfiye memurunu ne yapıyoruz? Ticaret Sicil Müdürlüğü şirketin merkezini ve en son yetkili kişilerini ihtarda bulunuyor ve ilan ediyor. Eğer bu kişiler bir tasfiye memuru tayin edilmemişse bu sicilden siliniyor. Eğer burada artı bir mal varlığı söz konusuysa 10 yıl sonra bu hazineye irat olarak kaydediliyor. Hızlandırılmış tasfiyede ticaret sicilin ihtarından sonra cevap vermeyip tasfiye memuru atamadan sicilin şirket kayıtlarını silmesi mi daha avantajlı olur? Evet. Yani bildirmezseniz ticaret sicilinin ihtarı geldikten sonra eğer tasfiye memuru atamazsanız orada bir ihtar var. O ihtarda silineceği söylüyor.
ihtar olunuyor. Hal böyleyken o zaman avantajlı olur mu olmaz mı, o duruma göre, o somut olaya göre incelemek gerekir. 2012'de tasfiyeye girmiş bir limited şirketi tasfiyesi devam etmekte. Bu şirkette genel kurul yapılacak mı? 2012'de tasfiyeye girmiş bir limited şirket. Şimdi burada eğer hızlan, şimdi şeyle ilgili olarak 535'in ikinci maddesi uyarınca tasfiye halinde genel kurul tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır. Yani tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar nedeniyle ancak genel kurul yapılabilir. Başka soru. Yeni TTK'ya göre yabancı uyrukların şirket kurmasında herhangi bir değişikliğe gidildi mi? Hayır, gidilmedi. Yani herkese hem Türk, yani hem bizler için hem yabancılar için bir kuruluş beyanı vermek zorundalar. Ana sözleşmeden başka yabancılar için herhangi bir şey yok. Tek kişi olarak kurulan limited şirketi tek kişiyle genel kurul nasıl olacak? 616 TTK'nın, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 616. maddesinin 3. fıkrasında şöyle bir hüküm var. Tek ortaklı limited şirketlerde bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için bunların yazılı olması şarttır diyor. Bendeki sorular bu kadar. Lerzan Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben her üç katılımcıya da yaptıkları doyurucu açıklamalar ve özellikle sorulara verdikleri son derece detaylı cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Başka bir toplantıda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, değerli meslektaşlarım, plaket törenimiz olacak. Ondan önce iki duyuruyu paylaşmak istiyorum sizlerle. Katılımcılara gerçekten teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Biliyorsunuz daha önce genel kurulla ilgili bir yol haritası kitapçığımız e-kitap olarak yayınlanmıştı. Yine yapılan bir çalışmada ana sözleşmenin yeni TTK uygulaması yönünde de bir yol haritasını odamız sitesinde en kısa sürede siz meslektaşlarla paylaşacağız. İkinci duyurumda Çevre ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitemizin odamız adına paylaştığı sosyal sorumluluk projemizi sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz plastik kapak toplama kampanyamız devam etmektedir. Türkiye Sakatlar Derneği ile başlattığımız bu kampanya siz meslektaşların katılımıyla kapakları toplayalım, engelleri kaldıralım. Katkılarınızı da beklemekteyiz. Evet. Değerli katkılarından dolayı plaketini vermek üzere Sayın Başkan Yardımcımız Turgay Kanarya'yı çağırıyorum. Plaketini almak üzere de yardımcı doçent Sayın Doktor Ali Duralı davet ediyorum. Buyurun hocam. Plaketini almak üzere Avukat Nilgün Serdar Şimşek'i davet ediyorum. Plaketini vermek üzere de Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kazım Mermer'i davet ediyorum. Evet. Plaketlerini vermek üzere Sayın Tayyar Güler, yönetim kurulu üyemizi davet etmek istiyorum. Plaketini almak üzere de Avukat Mehmet Küçükkaya'yı efendim bekliyoruz. Evet, bendeniz oda sekreteri İhsan Yalçın da avukat Sayın Lerzan Nalbantoğlu'na plaketini vermek istiyor. Teşekkür ederiz efendim.
Evet, Nisan ayındaki seminerimizde buluşmak ümidiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler.